Değerli protokol üyeleri ve basın mensupları, hükümlü ve tutukluların okul alışkanlığını kazanmaları, kütüphanelere yetkili bugün çok güzel bir etkinlik için bir araya geldik. İnşallah bugün cezaevlerimizdeki hükümlerimizin, tutuklularımızın vakitlerinin değerlendirilebilmesi açısından kitap kampanyası etkinliğimiz var. Adalet Bakanlığımızla Kültür Bakanlığı arasındaki protokol gereği tüm Türkiye genelinde yapılmakta. Bilhassa pandemi döneminde aslında zaten vakitleri çok olan hükümlerimizin pandemi döneminde ayrıca kitap okumaya daha çok merak saldıklarını gözlemledik. Bu Türkiye genelinde de bu şekilde bir eğilim oluşmuş. Bu aslında kampanya, bu isteği daha da kuvvetlendirmek, daha da onları kitapla hemhal edebilmek için yapılmış bir kampanya. İnşallah bu kampanya ciddi bir katalizör görevi görecek. İnşallah bugün birçok meslektaşımızla, protokol üyelerimizle, ellerinde değerli yazarların yazmış oldukları şiir kitapları, romanlar veya fikir kitapları var. Bunları teslim edeceğiz, bağışlayacağız. Hep söyledikleri biliyorsunuz, en iyi armağan hediye kitaptır diye. Şimdi biz de burada bu kampanya başlangıcıyla cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutuklulara bir umut, gerçekten yüreğimizden kaynaklanan bir hediyeyi, bir umut oluşturması için sunmanın başlangıç dakikasını birlikte başlatıyoruz. Değerli arkadaşlarım, cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutuklular aslında yalnızca boş vakitlerini değerlendirmek için kitap okumuyorlar. Bizim bildiğimiz kadarıyla aynı zamanda geçmişlerinde birikimleri neyse, eğitimleri neyse bunu daha da parlatmak için. Veya orada kaldıkları süre içerisinde yeniden topluma, hayata katıldıklarında tırnak içinde daha iyi insan, daha iyi biri, daha iyi vatandaş olmak için kitaplarla bir araya gelmek istiyorlar. Dolayısıyla devletimizin imkanlarını bizlerin, sizlerin bağışlarıyla buluşturup cezaevlerindeki kütüphanelerimizi zenginleştirmemiz gerekiyor. Çeşitli rakamlarda kitaplar alabiliriz. Ancak illa kitap satış yerlerinden hemşehrilerimizin kitap almasına gerek yok. Kendi kütüphanelerindeki kitaplardan da çok rahatlıkla hediye edebilirler. Çok yıpranmış olmaması şartıyla. Olmasa da olur diye bir slogan var biliyorsunuz. Bazı ihtiyaçlarını erteleyerek veya almayarak onun yerine bir veya birden çok kitap alarak da başsavcılığımızın göndermiş olduğu adreslere hem ilimizden hem yıl dışından gönderebilirler. Dolayısıyla ben hemşehrilerimizi, özellikle basınımız aracılığıyla buradaki mesajlarımızı ilettip de onlara ulaşabildiklerimiz herkesi bu kampanyaya, kitap bağışına davet etmek istiyorum. Etkinliği düzenlediğinden dolayı başsavcılığımıza, adliyemize de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Ben de karınca kararınca programa haberi alır almaz 4 tane kitapla geldim. İnşallah daha devamını hem kişisel hem kurumsal olarak da getireceğimizi ifade etmek isterim. Tekrar teşekkür ederim.